Arkadaşlar hoş geldiniz. Yoğun kar yağışı var. Bunun ardı fırtına olabilir. Bu yüzden dikkatli ve yavaşça giderseniz iyi olur. Anahtarlarınız. Sağ olasın. Çok iyi geldi Davos. Çok. Bana da. Bir de buralar senin ayrı güzel. Yani aslında aklım gözde de kaldı. Kuzum orada ders çalışıyor, ben burada keyif yapıyorum. Onu da getirirdim oraya. Dert etme hayat. Bir dahakine hep beraber geliriz Bilge. Olur. Burak. Bence sen boş ver ya. Kaybolursun falan. Sonra seninle uğraşmayalım. Sana ne oğlum ya? Sen çok mu güveniyorsun kendine? Biraz. 5 yaşından beri pistlerdeyim. Biraz anlarım bu işten. Hadi gel yarışalım o zaman. Uyar. Burak bulma şuna. Koray ne gerek var şimdi galiba. Ne diyorsun ya? Ne yapacağız? Ya bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Burak'ı da yendin. Mutlu musun şimdi Koray? Evet, mutluyum. Gözde! Burak! Gözde. İyi misin? Oh. Sevda! Bir şey daha fazla gitmez mi? Gitmez Gözde, nasıl gitsin ya, nasıl gitsin? Benzini yok. Kore'ye karşı olan inadın yüzünden oldu. Ya Allah aşkına şimdi bunu mu konuşacağız ya Gözde? Şu halimize bir bak ya. Ya ne yapacağız peki? Sevda! Gel, gel. Kurtulacağız, tamam mı? Sevda! Koray! Koray, dayanamıyorum.
Gözde! Sevda, iyi misin? Sizin motorun ne oldu? Ha? Benzin bitti. Bizimkinin de benzin bitti. E, ne yapacağız? Ha, bilmiyorum ama bir şey yapmamız lazım. Bak, burada böyle olmaz. Donarak ölürüz. Benim yürümeye gücüm yok. Kalkalım gidelim. Belki bir yardım falan bir şey buluruz. Hadi gel. Hadi. Hadi bir gün. Hadi Seda. Hadi. Hadi. Hadi gel. Tamam dayan. Dayan yürü dayan. Hadi. Seda yavaş. Gözde olsa şimdi hemen internete bakardı. Öyle de bulmaca çözülmez canım. Ben de diyorum ama dinletemiyorum ki. Of. Ne düşünüyorsun? Ne düşünürüm ben? Gözde'yi düşünüyorum tabii. Farklılaştı, bir şey oldu kardeşim. Ergenliğin etkileri olabilir bunlar, biliyorsun. İyi öyle de hiç hayatında yapmadığı şeyler yapıyor. Yalan söylüyor, kopya çekiyor. Hangimiz kopya çekmedik ki hayat? Ben çekmedim. Gerçekten mi? Çekmedim. Sen kesinlikle istisnasın. Bak, bir öğretmene yapılan en büyük saygısızlıktır kopya çekmek. Sen hiçbir şey öğretemiyorsun demektir. Ya belki o da arkadaşların oymuştur. Ondan sonra da yanlış, domino taşı gibi yanlışı getiriyor. Ben de hata yaptım. Ne yaptın? Ben ölmek istemiyorum. Kop. Korkma, korkma. Ben yanındayım. Bak, kimse ölmeyecek. Sakin. Sorma bana. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Ben sadece seni mutlu etmek istedim Gözde. Buraydan altta kalmadığını ispat etmek için beni buraya getirdin. Bir de etmiyormuş gibi onunla yarışa girdin. Gözde, ben nereden bilecektim ya böyle olacağını? Ha? Kore'ye uyma dedim sana kaç kere ama dinletemedim. Ya bir şey diyeceğim. Bu durumda olmamızın tek sebebi ben miyim yani, ha? Ya başka kimin yüzünü bulacak? Buraya 5 yaşından beri gelen ben değilim, tamam mı? Oh! Ben bu kadar tehlikeli olduğumu bilseydim, uyarırdım hepinizi. Hadi ya. Ben de ilk defa buraya geliyor olsaydım, bilmediğim ortamlarda kimseye aşık atmaya kalkmazdım. Ben kız arkadaşımla konuşuyorum. Sen karışma. Ben sana söyledim oğlum, senin boyunu aşar dedim. Gidip toplumla oynasana sen. Ne işin var senin burada? Sonradan görme. Oğlum bak! Koray, şansını zorlama. Zaten zor durumdayız. Zorlasam mı olur lan? Ha? Ya Koray, burada bu annemle kavga etmeyi mi düşünüyorsunuz siz? Yeter. Neler söylediğini duymuyor musun ya? Ya duymuyorum. Sen de duymuyorsun.
Murat, nereye gidiyorsun? Yardım getireceğim, yardım. Ya Murat, ayrılma bizden şimdi, kaybolacaksın. Ve sen buraları bilmiyorsun. Gel Gözde, gel. Gel. O gün evden çıktım ya aniden. Gözde Zeynep'le Emel'lere ders çalışmaya gitmişti. Ben aradım, ulaşamadım, işkillendim. Kalktım gittim. Ama kız doğru söylüyormuş. Gülme. Ben çok üzüldüm. Üzülme kendine lütfen. Senin de bu hayatta hata yapmaya hakkın var. İyi de mevzu bahis. Gözde olunca öyle bir lüksüm yok benim. Haydi. 232 neresi? Aa, İzmir. Alo? Hoca? Nasılsınız? Ellerinizden öperim. İyiyim hocam, iyiyim. Sağ olun. Buyurun. Hocam, ben İstanbul'dayım. Buradaki öğrencilerimi bırakamam hocam. Mazur görün beni ama onore ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Umarım İzmir'e gitmiyorsun. Yok, çok sevdiğim bir hocam. Çok. Emekli olmuş. Diyor ki gel benim yerime geç. Ama dedim ben öğrencilerimi bırakamam. Sadece öğrencilerini mi? Yardım edin. Kimse yok mu? Durup gideli yarım saat olacak. Biz bilmiyor, o bilmiyor. Yardım edin. Bu Seda nereye? Murat yokken ben burada böyle duramam. Ben de geleceğim. Sen bilmiyorsun bunu, bekle. Ya siz burada kalın. Murat gelirse eğer birilerini bulsun burada. Ya Murat benim sevgilim sonuçta. Ya zaten sana gıcık olduğu için gitti. Sana öyle gelmiş, öyle bir şey yok. Doğru düzgün sevgili olsaydın gitmezdi çocuk. Ya sana ne kızım benim ilişkimden? Ya yeter ya. Kavganın sırası değil. Siz burada durun. Ben burayı bulurum. Siz sakın birbirinize ayrılmayın, tamam mı? Kuray, dikkat et. Dikkat et. Biraz daha beklersen ben tatil olacağım. Sen de tir tir titriyorsun. Anısına küçük bir hediye. Ay! Çok güzel. Çok şirin. Teşekkür ederim. Otelden mi? Evet, otelden. Teşekkür ederim. Ama ben bunu alamam ki. Neden? Gözde bunu görürse ben ne diyeceğim? Abla ne ara gittin Kartepe'ye dese, bittim. Haklısın. O zaman bu bir süre bende kalsın. Tamam, olur. Bir arayacağım şu kızı. Gözde'yi mi arıyorsun? Evet. Ama kapalı. Ben de Kore'yi aradım biraz önce. Onun da telefonu kapalı ama bizim tembel kesin uyuyordur. Gözde hayatta uyumaz. Erken kalkar, onların hazırlığı zaten sürüyor bir iki saat. Allah Allah. Belki şarjı bitmiştir, fark etmemiştir. Ay fark etmez olur mu öyle şey, olur mu? Bu çocuklar telefonlarına yapışık yaşıyorlar Cerrah Bey. Haklısın. Ama ben onu uyarmıştım.
Ha bu arada uyarı demişken otelden söylediler. Yoğun kar yağışı bekleniyormuş. Yollar kapanabilirmiş. İstersen biz de oyalanmadan çıkalım. Aa! Tamam tamam olur hemen gidelim çıkışımızı yapalım. Civcivin parçalarını bulmuşlar mı? Gelmiş. Usta haber vermiyoruz önce. İyi. Hemen gideriz. Ne oldu? Şu uçsuz bucaksız beyazlık güzelliğine ayrı bir güzellik kattı da ona bakıyordum. Teşekkür ederim. Bence bu anı ölümsüzleştirelim. Bir selfie çekeyim. Bir, o selfie değil öz çekim. İkincisi gözlerin eline geçmesin olur mu? Ya tabii ki geçmez hayat. Tamam. Evet. Yani bu koca ayak izleri ya Burak'ındır dedim ya da bir domuzun. İyi domuz çıkmamış. Benim için fark etmez. İkiniz de aynısınız. Ne dersen de sana kızmayacağım. Ayağım çok kötü. Bizim kızlar nasıl? İyiler de senin ayağın ne oldu? Burkuldu galiba ya. Çıkartamadım. Ya bir sorunu çözmek için gidiyorsun. Başka bir sorun çıkartıyorsun. Nasıl bir adamsın sen ya? Oğlum ne yapayım? Bilerek mi saplandık? Allah Allah ya. Yalnız ayağın kırılsaydı futbol kariyerin şimdiden biterdi biliyorsun değil mi? Hadi. Gel. Yardım edeyim ya. Tamam bırak. Tamam ben iyiyim. Kendim yürü. Ne halin varsa gör. Sana iyilik yapanla kalan. Ve hız yapmamalarını bizzat kendim söylemiştim. Dinlemediler ama. Buyurun. Hayırdır bir sorun mu var? Otelimizde misafir ettiğimiz gençler karma soru kiralamışlar. Henüz dönmemişler. Kayboldular. Bak görüyorsun değil mi şimdi anneleri babaları ne durumdadır kim bilir. Keşke izin vermeseydiniz. Arama için bir ekip gönderiyoruz şimdi. Ailelerini aradınız mı? Şimdi haber vereceğim ben açayım. Gözde. Koray. Bakalım. Hadi. İyiymiş ha burası. Vallahi çok güzelmiş ha. Biz böyle girdik de evin sahibi de yok sıkıntı olmasın. Sen o zaman ev sahibini bekle dışarıda. O gelince girersin. Allah Allah.
Of of of. Cennete düştük. Sucuk bile var. Peynir, zeytin ne istersen var. Ayağın nasıl oldu? Ayağım fena değil ya. Soğukta uyuştu galiba. İyi şimdi. Ya otur dinlen biraz o zaman. Ya ben şu şömineyi yakayım. Hem ısınırız biraz. Geçemeyiz. Bundan başka da yol yok. İşte Kartepe'ye gittiler. Şaka yapıyorsun. Oha! Yani Hayat Hoca'ya haber vermeden Kartepe'ye gitmişler ya. Gözde resmen yürek yemiş abi. Hayır hayır bir dakika. Benim anlamadığım. Baya bunlar sevgili sevgili tatile mi gittiler? Burak'a bak ya. Ama sana da helal olsun Zeynep. Bizi hiç söylemiyorsun. Anlatacaklardı ama işte yakalanmışlar. Yalnız bu sefer Sevda Gözde'yi parçalar, kimse de elinden alamaz abi. Net. Yukarıda telefon falan yok. Burak. Koray. İnanmıyorum size ya. Ya biz size bizi bekleyin demedik mi? Ya siz ne cesaret çıktınız yoluna kaybolsaydınız? Sizin ne işiniz var burada asıl? Biz dışarıda soğuktan donarken siz burada keyif mi çatıyorsunuz? Ya ne alakası var? Biz de şimdi geldik. Evet zaten biz sizi almaya çıkıyorduk. Ben şömineyi de o yüzden yaktım. Bırak ya. Ya biraz sakin olun ama yani. Geldiğinizden beri öfke saçıyorsunuz. İki saattir dışarıda tir tir titriyorduk. Ya donmak üzereydik. Son bir kuvvet yürüdük. Keyfinizi kaçırdıysak da kusurumuza bakmayın. İyi misin? Değilim. İyi falan değilim. 40 yılda bir hayatımda şöyle güzel bir tatil yapıyorum, o da burnumdan geliyor. Tamam, bu sefer böyle oldu. Sağlık olsun. Cerrah Bey, o çocuklar bizimle birlikte orada oteldeydi. Ya kardeşim beni görseydi ben ne yapacaktım? Kesin Koray getirdi. Kötü bir tesadüf. Yok, hiç kötü bir tesadüf değil. Bence gayet iyi oldu. Ben kardeşimin bana nasıl profesyonelce yalan söylediğini öğrenmiş oldum. Ah Gözde, paralayacağım seni. Ceza mı vereceksin? Vereceğim tabii. Tabii ki ceza vereceğim. O telefon bir kere yasaklanacak. Yasak, alacağım elinden. Bir. İkincisi, hafta sonu gezmeleri bitti artık. Yok. F tipi kapalı cezaevi diyordu. Görsün bakalım şimdi. F tipi kapalı cezaevi nasıl oluyormuş? Bak bu tip cezalar Koray'da hiçbir zaman işlemedi. Ama yasaklar onları hata yapmaya daha fazla teşvik ediyor. Bunu da bil. Ne yapayım Cerrah Bey? Ne yapayım, bana bir söyleyin, ben ne yapayım? Tek başıma bir kız çocuğu yetiştirmeye çalışıyorum ben. Doluya koysam olmuyor, boşa koysam dolmuyor. Ne yapacağımı şaşırdım artık. Haklısın, biliyorum. Ya ben onun hiçbir şey eksik olmasın, her şey tam olsun, ne istiyorsa olsun, her şeyi yapayım diye uğraşıyorum ama karşılığına bak, ben bir yerde yanlış yapıyorum o zaman. Hayat, lütfen ağlama. Senin bir damla gözyaşına dayanamam ben, ne olur. Ben bir kağıt mendil alıp geliyorum ben. Gerek yok, sağ ol. Sağ ol Sevda. Ayağımın incinmesine üzüldün mü gerçekten? Ya üzüldüm tabii ki. Bu hallerini özlemişim biliyor musun?
İki gündür bana bir garip davranıyordun. Böyle bir şeydin yani. Neydi? Sinirli işte. Burak kusura bakma ama ben bu tatili hiç böyle hayal etmemiştim. Asıl sen kusura bakma. Ben de böyle hayal etmemiştim yani. Çok güzel bir tatil olacağını düşünüyordum ama bayağı korku filmi oldu bizimki. Sucuklar hazır şömine için. Aa, ateş sönmüş. Burak, yani ayağın iyiyse eğer bir el atsana şömineye. Hem bak sevgilin de üşüyor. Tabii tabii. Ama ayağım. Yok yok, iyiyim ben ya. Çalı çırpı falan bir şeyler topla. Ben de geleyim seninle. Ya bizi yine mi yalnız bırakacaksınız? Fazla uzaklaşmayacağız. İyi, gel hadi. Çocukları arıyorum, ne yapacağım? Nerede? Ormanda arıyorum Ceyna. Nerede arayacağım? Buraya araba giriyor mu? Girmiyor. Niye kafana göre iş yapıyorsun? Ya sen farkında mısın? Çocuklarımız kayıp. Senin kardeşin, benim kardeşim, daha iki çocuk kayıp Ceyna. Ben nasıl durayım durduğum yerde? Geliyor musun? Geliyorum. Bu hayatta nerede olursan ol, koşulsuz, şartsız geliyorum. Yürü o zaman. Gözde! Koray! Koray! İlişkinizi saklamıyorsunuz herhalde artık. Biz ilişkimizi hiç saklamadık ki. Gözde, yani artık yalan söylemene gerek yok ki. Açık olalım birbirimize. Sevda, ben sana açığım şu an. Burak'tan ayrılmak öyle dünyanın sonu değil. Ben ondan vazgeçtim mesela. Hem zaten ilişki bir yerden sonra eskiyor yani, insan sıkılıyor. Ben de sıkılmıştım artık. Hep Burak, Burak. Sağıma baksan Burak, soluma baksan Burak. Gecem Burak, gündüzüm Burak. Neymiş işte, ilk aşkmış da, ilk öpücükmüş de. Yalan dolan hepsi. Ya ben de artık başka insanlar tanımak istiyorum yani. Başka birine aşık olmak istiyorum. Yok işte, unutamazmışım da. Kimse onun gibi sevemezmiş de. Kimse onun gibi olamazmış, onun gibi gülemezmiş de. Yok öyle bir şey ya. Hepsi hikaye yani bunların. Ya insan ne istediğini bilecek bir kere gerçekten. O zaman karşına çok daha iyisi çıkıyor. Hem Burak bıktırmıştı beni artık yani. Hep kavga, hep gürültü. Ayrıldık, iyi oldu yani. Hafifledim ben. Çok rahatladım. O zaman neden ağlıyorsun? Ay ağlamıyorum, sinirlerim bozuldu. Koray'la neden sevgiliymiş gibi davranıyorsunuz? Koray'la mı? Biz mış gibi yapmıyoruz ki. Yani gerçekten birlikteyiz. Burak biraz gıcık oldu galiba bize. Yok ya, yani o Koray'a hep aynı. Yani seninle alakalı bir durum yok. Ama umarım Koray'la mutlu olursun. Umarım siz de mutlu olursunuz. Ama? Ama? Ya neyse, boş ver Gözde. Yanlış anlayacaksın şimdi. Söyler misin lütfen? İçimden bir ses mutlu olamayacağını söylüyor.
Seda. Nereye? Sinirim bozuldu biraz, hava alacağım. Ne oldu ya? Söylesene. Ya yok bir şey Koray. Ya niye alıyorsun? Söyler misin? Koray yok bir şey ya. Koray! Sevda! Hocam? Gözde! Gözde! Ellerine sağlık. Sizinki sen dinleriz. Sevda da öğrendiğine göre bence artık ablama söyleyebilirim. Ya biraz daha beklesek mi acaba? Sular durulsun en azından. Gözde! Abla? Hocam? Burak çık dışarı. Abla bağır çağır lütfen susma. Ne diyeyim? Ben sana Gözde. Ha? Ne diyeyim sen söyle. Ne diyebilirim sana? Tamam hata yaptım özür dilerim. Ne oldu bize? Ha? Sana ne oldu? Tamam sana yalan söyledim hata yaptım özür dilerim. Peki. Sen bu zamana kadar Koraylar'ın partisine geçiyorum. Bu kadar profesyonelce yalan söyleyip evden kaçtın mı hiç? Kaçmadın. Peki neden şimdi yapıyorsun Gözde? Ha? Neden? Sen bana bir söz verdin. O sözünü tutarken şimdi neden caydın sözünden? Ne oldu da bu kadar değiştin sen? Abla değişen sadece ben miyim? Eskiden hangi arkadaşımla görüşmeme karışırdın? Ya da bana ne zaman güvenmeyip beni takip ettin? Eskiden sen beni bu kadar çok sıkıyor muydun? Neden bana haber vermedin? Ne bileyim abi. Ani karar verdik biz de. Vallahi ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Şaşırdım kaldım. Ama biz böyle devam edersek, böyle giderse... Böyle giderse ne? Beni yatılı okula mı vereceksin? Ay saçmalama Allah aşkına. Merak etme 18 yaşıma girmeme az kaldı. Ne olacakmış 18 yaşına girince? Kendi evime çıkarım sen de benden kurtulursun işte. Ay deli deli konuşma Gözde. Ben niye kurtulmak isteyeyim kızım senden? Sen biliyor musun otelde adamlar bana motorlu gençler kayboldu dediğinde ben ne hissettim? Sen biliyor musun ha? Nasıl yüreğime oturdu? Başımdan aşağı kaynar sular döküldü biliyor musun? Bir dakika bir dakika senin otelde ne işin vardı? Benim orada olduğumu sana Zeynep söylemiş olamaz. Sen cerrah abiyle geldin değil mi? Bak bak sorulara bak. Evet cerrah abinle geldim. Ama niye geldim? Civcivin parçalarını almaya ta İzmit'e kadar gittik haberin var mı? Yok. Usta deyince ertesi gün ancak çıkıyor parçalar. Biz de bir yerde konaklamak zorunda kaldık. Tesadüfe bak. Gördüklerime bak. Sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin yani. Gözde bak ağzını topla. Sen ne dediğinin farkında mısın? O ne demek şimdi? Ya bir de bana mı kızıyorsun? Kendimi suçlu hissettirmeye çalışıyorsun bana. Bana sesini yükseltme. Konumuz ben değilim. Konumuz yalan mı abla? Çünkü yalansa sen de yalan söyledin. Bana evde olduğunu söyledin ama sen de oteldeymişsin. Sen de yalan söyledin işte. Bak buraya gelene kadar seni kaybettim bulamayacağım diye kendi kendime söz verdim. Gözdeme kızmayacağım, bağırmayacağım, üste gitmeyeceğim diye salak gibi. Bana sözümü çiğnetme Gözde. Eve gidince konuşacağız, bitti. Bir de bana laf çarp. Hocam, bir konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok Burak. Hocam bir dinleyin beni lütfen. Ben seninle konuşacağımı konuştum. Hocam, buraya gelmek benim fikrimdi. Bütün suç bende. Gözde'ye kızmayın boşuna. İyi yaptın. Ben senden tek bir şey istedim Burak. Tek bir şey. Ama görüyorum ki benim isteğimin senin için zerre kadar önemi yokmuş. O yüzden konuşacak bir şey yok oğlum. Cerrah Bey, bence biz bu geceyi burada geçirelim.
Yarın sabah erkenden yola çıkarız. Uygun mudur? Uygundur Hayat Hanım.